Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Köfteniz Sun New Horizons'ın 28. 28 dedim ya, 48. bölümüne hoş geldiniz. Evet, 28. bölümde buralarda olsaydım güzel olabilirdi. Şu an videonun ortasında hır 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 sesleri duyuyorsanız şaşırmayın, çünkü Paçi şu an omzumda yatmaya karar verdi. Evet, şu an Paçi omzumda, bir adet Paçi var hatta ve hatta kafamı biraz ters bir konuma itiyorsun. Neyse, bu bölüm ne yapacağız? Ha, tamam, indi şimdi. Şimdi bu bölüm görev yapacağız. Şimdi burada bize neler lazım? Circuit Assembler'ımız var. Pardon. Circuit Assembler. Sizler gelin şöyle. Şimdi parça parça. Bunu atalım. Dim boltları atalım. Diyotları atalım. Resistörleri atalım. Fine copper wire'larımı ben de yapalım. Benim fine copper wire'larım var. Ve şunlar vardı. Bunları atalım, buradalar. Ben fine copper wire'larımı nereye koyayım? Ya da kazar, ben onları kullandım. Sevgili Fine Copper Wire'lar. Senin içindeler mi? Yok, değiller. Vup 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 vup. Ha, bu arada dur. Önceki bölüm gösterdiğime emin değilim. Şu arkadaşı çalıştırmaya başladık. Çalışması için alttan bir boru geçiyor. Ve şuraya bir tane 14 konumunda programmable circuit koydum. Ki şurayı sömürmesin. Artıştayız zaten. Güzel. Artışta olalım da düşüşte olmayalım. Şuradan, pardon, şuradan gördüğünüz gibi borumuz geçiyor. Ve şöyle gidiyor. Evet, spagetti borular oluşmaya başladı. Görmek istediğim manzara buydu benim hep. O yüzden mesela şey, zorunda kalmadıkça mesela item conduit kullanmak istemiyorum. Spagetti boru kullanayım. Verin bana spagetti borumu. Döşeyim. Tıpkı şey, şu klasik Windows ekran koruyucusu var ya, o kafada. Burada bayağı bir kapı ayrım varmış. Sıfır, bunlar burada kalsın şimdilik. Taşırken onları koyayım. Ama ben fine kapı ayrımlarını bir yer kullandım. Son bölüm çekme, şey, bunları yapmanın üstünden de biraz zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Hızlıca bir şöyle de bakalım. Var. Evet. Sıkıntı değil. Fine copper wire yapmak dünyanın en kolay işi. Yani cidden inanılmaz kolay bir iş. Wire ile koyuyorsun, zaten 2 saniyede hazır oluyor. Şurada var mıydı? Yok. 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 End yok. 8 tane gel bakalım. Fire mail. Ondan sonra sana seni atalım. Bir de soldering iron alloy'um lazımdı. Ah, gıcık. Kahve. Güzel bir şey. Soldering alloy. Soldering alloy'ları burada tutayım şimdilik. Bunların hepsini zaten taşıyacağım bölüm arasında. Dolayısıyla ayarladım. Hatta bu bölüm esnasında da taşıyabilirim. Ah. Ancak
Bu şekilde daha iyi circuit üretebildiğim yöntemlere geçmem lazım benim her türlü. Yay, telefonu değiştirdiğim için burası bir ayarları kalmış. Sound kapalı. Evet, Kleopatra beni Overwatch'a çağırıyor. Ne güzel. Şimdi Ranch. Bunu lütfen Ranch orada unuttuğunu söyleme. Neyse. Kesin orada unuttum. Dolly'leri craft ederken. Evet, şu an taşıma süreci esnasındaki sıkıntımız bu. Şuradan da hatırlarsınız ancak bu sefer eşyaları taşımayı daha kısa bir süre içinde yapacağım, merak etmeyin. Size bu işkenceyi yapmayacağım. Direkt olarak taşımıyorum çünkü depolama tarafından birkaç değişiklik yapmayı planlıyorum. Şimdi sen kapan, sen açıl. Hatta şurası da kapansın. Tamamdır. Ve aynı kurmayı. O esnada bir de bir alta bakalım. Merhaba koyun. Altta şunu görüyorsunuz. Ve burada şu var. İşçi olarak low voltajla çalışırdım çünkü şey iki tane medium voltajın enerjisini istiyordu o yüzden işlemiyordu. Ve benim alüminyuma ihtiyacım var çünkü alüminyumum tamamen bitti. O yüzden burada böyle bir düzenimiz var şu an. Şunları koymuştum. Evet. Şimdi bunu, iş birazdan bunların yerine başka bir şey koyacağım. Çünkü artık alüminyumum var neticede. Ve circuit üretimim de kolaylaştı. Bu şey tier 1 circuitimiz aslında. Bayağı şunun yerine geçiyor. Buna ise sonrasındaki adımda geçeceğiz. Şu an bunların hepsinin craft olması lazım. O zaman ben sizi biraz bekleteceğim. Ah. Evet ve 16 tane circuitimiz hazır. Ya. Ve hemen ardından da bize ne geliyor? Bunu veriyor. Bunun good elektronisi. Ve evet, bu 16'sında bunu kullanıyormuşuz. Neden şaşırmadım? Neyse sen şimdi şöyle gel. Diyot gene yapacağız. Rezistör yapacağız. Şimdi iki tane rezistör varmış. Şimdi şunları şöyle koyalım. Şunlar da kalsın. Şimdi benden good circuit board. Bu tamam zaten. Doğru. Böyle absürt bir vardı. Resistor'ı ayarlayacağız şimdi. Fine gold wire. İnanılmaz kolay bir şey. Silver bolt. İnanılmaz kolay bir şey. 8 veriyorsun. Tamam. Kahve makinem tuhaf sesler çıkartma. Diyot biraz zahmetli bir şey. Onun içinde ya benim dur. Soldering Alloy. Sen şey tinlemeye tin yapılıyordun değil mi? Alloy Smelter. Evet. 9 tin, 1 antimoti. Tamamdır. Bunun yanı sıra bana silver. 4 silver.
Başka neyimiz lazım? Şunlar bir gelsin. Resistorlar her ne kadar kolay olsa da yine biraz kolaya kaçalım. Diyot için gerekli malzemelerimize de bir bakalım. Şuna geri gel. Bu iki diyot veriyormuş da. Şimdi. Good circuit board. Senden vardı galiba. Wire'ın biraz var. Gold wire da burada var. Biraz daha lazım bundan. Benim good circuit board'um galiba kalmadı. 8 tane istiyorsun değil mi? Evet. Ben bayağı bir gold wire yapayım. Evet ve bunları tamamladığımıza göre gel. Tabii bunlar yetmeyecek. Soldering Alloy'lar. Gelin bakalım. Ve evet. Bu sefer de bunların craft'ını bekleyeceğiz. Ah. Ve bunlar da neredeyse olmak üzere. Hadi bakalım sizi bekliyoruz. Valla. Bu da tamam. Ve bu sayede artık daha kolay bir ölçümde circuit üret, daha güzel ve daha ucuz circuit üretim yöntemlerimiz var. Ve şimdi circuitlerden lafı açılmışken. Benim öncelikle Steam Turbine. Aslında Advanced Steam Turbine'ı yapayım mı? Bir bakalım. Yok, buna girişmeden önce direkt Combustion Generator'a pardon, Wizard. Tamam, bu da böyle. Çok bir fark yok aslında. Biraz daha alüminyum istiyor. Ama buna girişmeden önce direkt Combustion Generator'a girişebiliriz. Tabii bunun için öncelikli olarak fabrikamızı kurmamız lazım. Dolayısıyla da bayağı ilginç şeylere ihtiyacımız olacak. Ve ben şu görevi bir tekrar yapacağım. Şunlar şey. Çünkü bu kadar bu circuitlere ihtiyacım olacak. Şimdi planımızda başka ne var? Stainless Steel için bu göreve gireceğiz. Henüz Stainless Steel'e girmek istemiyorum. Bu biraz erken bir aşama sadece. Buna girişebilirim. Aslında benim yok ya ben şey o onları yapayım ya. En kötü geri dönüştürürüm. Şu geri dönüştürmek çok verimli olmayacak benim için. Evet. Biraz iki arada bir deride kaldık. Blast Furnace'ın verimli biçimde çalışmak istiyorum ancak çok fazla da circuit harcamak istemiyorum. Ya direkt şuraya bir tane medium voltaj. Ha, buraya bir tane medium voltaj koyabilirim. Bronze rotor. Electrical engine ve steel fluid pipe. Sadece rotoru yapmam gerekecek şu an. Ve muhtemelen steel pipe'ım da yok. Gidelim bakalım. Şimdi. Ups. Burada zaten distillery'lerim var.
Ardından bronzlar. 10 tane bronz. Başka neye ihtiyacım olacak? Tamam. Steel plate pipe. Siz gelin. Sen gel. Ya burada steel plate pipe'ın var mı? Yok. Evet, yok. Sizler ne durumdasınız? Oh, tamamdır. Tabii daha hızlı stil üretmek istiyorum ancak şu an için onu, altta onu çalıştıramıyorum. Ama birazdan onu çalıştıracağız. Çok güzel bir şey. Şimdi. Ups. Extruder'dan rotor ve normal pipe değil mi? Evet. Normal pipe, tamam. Rotorlar gelin. O yüzden da sizi craft edelim. Ben unuttuğum bir şey daha hatırladım. Ben neyi unuttum? Kablo. Evet. Kablo unutup her şeyi hatırlayıp kabloyu hatırlamam. Çok eğlenceli bir şey değil mi? Kapır. Kablom zaten yokmuş. On altı tane buradan yapalım. Bunun yanı sıra benim başka neler yapmam lazım? Bunu yapmam kesinlikle lazım. Bu aslında presser'da yapmam gerekecek. Chemical Dehydrator ilginç bir makineye benziyor. Ve şunları yapmam gerekecek. Ancak bunun için önce Blast Furnace'ını tamamlamam lazım. Bu yol tamam, bu yolun tamam olması aslında güzel bir şey. Ve şurayı da tamamlamak istiyorum. Ve diode görevim tamam. Tekrarlayabiliyorum. Ben bunu tekrarlayayım çünkü diyotları üretmek şu an için benim için pahalı. Daha ucuz diyot üretme yöntemleri gelene kadar bu, ya onun için de polyethylene üretmem lazım. Polyethylene üretmeye başladığım andan itibaren diyot üretimim benim için inanılmaz kolaylaşıyor. Neyi bekliyorduk ha? Kabloları. Tamam, bu kadar yeterli şimdilik. Yani polyester. Evet, polyester olması lazım. Evet, yani onu üretene kadar sıkıntıdayız orada. Ama onu ürettikten sonra her şey çok kolaylaşıyor. Şimdi gel. Ve rotorla. Evet, rotorla, pardon. Steam Turbine. Şimdi yapacağımız şeyi hem hızlıca bir göstereyim. Mantarım tabii ki de yine ağzına kadar doldu. Çünkü neden? Çünkü Great Tech oynuyor. Great Tech oynamanın bir numaralı kuralı nedir? O envanter sonuna kadar dolacak. Ha doğru, bu sadece Battery Buffer'da. Transformer'ı ben nereye koydum? Buralarda bir yerde benim Transformer'ım var. Orada değil, orayı şey.
Hadi bir önceki Advanced Steam Turbine'ı mı kabul etmemiş miydi? Ya yok yapmıştım tamam. Ben Desire Generator yapmamıştım ben. Bir an düşündüm. Şimdi. Transformer. Medium voltajı low voltaja dönüştüren bir transformer. Şimdi. Siz şöyle gelin. 1, 2, 3, 4. Nasıl olur? Bu gerekli. Daha bir tip bu gerekli. Sen ve sen kapan. Sen. Ve wire cutter da lazım bana. Dur çantamda var mıydı wire cutter'ım? Evet çantamda. Ben şu steam turbine'ları şuraya bir yerleştireyim. Wrench gel. Wire cutter sen de gel. Böyle gelsin. Şimdi. Sevgili wire cutter sen şöyle gel. Ardından medium voltage transformer. Yüksekten düşüğe modunda şu an ve hiçbir şey patlamadı değil mi? Güzel. Şimdi buradan bir şeyleri çalıştıralım bakalım. Üstümüz havaya uçacak mı? İki tane sentrifüj çalıştıralım. Ve evet hiçbir şey havaya uçmadı. Bu her daim güzel bir işe. Sınır. Biraz buhar çöpe atacağım ama. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Tamam. Yok. Neyse. Bu 4 amper veriyor. O yüzden bu fazlasıyla yeterli bir şey. Ve evet, hepiniz gayet doğruyorsunuz. Mükemmel. Şimdi sırası doldurmakta. Sen gel, sen gel. Evet, artık Blast Furnace ile tekrardan sürekli çalıştırabiliriz. Evet, burası oldu. Her şeyle de tam yetti. Fazlasıyla güzel. Şimdi bu bölüm başka ne yapacağız? Bu bölüm aslında yapabileceğimiz başka çok bir şey yok. Ve tabii ki de burada yiyemiyorum. Sen burası tamam böyle.
Oksijen. Zinc sülfür. Çünkü biraz sphalerite işledim. Vesaire vesaire. Bu arada lenslerimizin hepsini, gereken lenslerimizi de yaptık. Şurada da gallium arseniğimizi yapıyoruz. Şu görevi tamamlamak için sadece 3 tane daha double compress kapasitona ihtiyacım var. Onun ardından görevi de tamamlanıyor. Redstone alloy ingotlarım buradaymış ha. Evet, artık daha kolay bir biçimde daha iyi circuitler üretebiliyoruz. Ups, yanlış şey yaptım. Bunun yanı sıra aşağıda enerji sıkıntımız yok. Hatta sizleri şöyle bir alalım. Tek sıkıntı şu, buhar buffer'ı tam olarak yetmeyebiliyor. Bunların hepsi aynı anda çalıştığında zaten aynı anda sürekli çalışsınlar istemiyorum. Aynı anda mümkün olunca bu buffer'ın yeteceği süre içerisinde çalışsınlar istiyorum. Evet o zaman. Ve bunlar da güzel. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.